Aslında ekonomiyi konuşalım. Yılın ikinci haftasında hem borsa hem de döviz ve altın piyasası hareketli başladı günlere. Borsanın oku kırmızı. Döviz ve altına baktığımızda da yeşil olduğunu izliyoruz, yükseliş olduğunu izliyoruz. Borsadaki bu sert düşüşün etkisini konuşalım. Dövizin özellikle de altının da yukarı hareketinin sebeplerini anlamaya çalışalım. Bakalım marketlerdeki fiyat sabitleme ve indirimin etkisi enflasyon nasıl yansıyacak önümüzdeki günlerde diğer verilere. Konuklarım olacak bu saat diliminde. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, hoş geldiniz diyorum Erhan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak da yine bu saat diliminde benimle birlikte olacak. Hoş geldiniz Sayın Yumuşak. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi haftaya başladık. Geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. Borsadan bahsetmiştik. Özellikle çok sert düşüşler, hareketleri izledik. Biz döviz ve altını da soralım istiyorum size. Öncelikle döviz ve altından başlayalım. Nasıl olacak? Özellikle altın seçim sürecinde yönünü yukarıya mı çevirir? Dövize baktığımızda 18-60-70 arasında sıkışmış bir bantta ilerliyordu dolar-tl paritesi. Ancak bu tutarın şimdi bu paritenin 77'ler seviyesine çıktığını izliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde hem dövizde hem de altında nasıl bir seyir olacak? Hemen Sayın Aslanoğlu sizinle başlayalım dilerseniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi altınla başlamak gerekirse aslında altının bizdeki gram fiyatı ya da işte çeyrek altın gibi farklı yatırım araçları açısından iki faktör söz konusu. Birisi dünyada altının ons fiyatı, diğeri de bizde döviz kurlarının seyri. Bu yıl baktığımızda aslında muhtemelen altın, gümüş gibi değerli madenlerin bir miktar yukarıya gitme ihtimali artmış görünüyor. Bunun temel nedeni küresel ekonominin bir resesyona gitmekte olması. Resesyon aslında büyümenin yavaşlaması, eksi büyüme birçok ülke içinde anlamına geldiği için pasta küçülüyor deriz. Pasta küçülünce yani dünyanın üretim hacmi buradan dilim kapma mücadelesi de artar. Bunun aslında günlük hayattaki yansıması jeopolitik, politik risklerin de artması anlamına gelir. Zaten dünyada izlediğimiz, bildiğimiz benzer birçok politik, jeopolitik risk var. Bunlar artabilir ya da şu anda farkında olmadığımız yenileri çıkabilir. Altın bu ortamlardan aslında primlenir, değer kazanır. Bir nedeni bu. İkincisi, özellikle FED, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırım süreci bir fırtınaya benzer. Böyle bir ortamda hiçbir varlık, altın, borsalar, kripto paralar, konut, hiçbirisi çok uzun soluklu çıkışa geçemez. Geçtiğimiz bir yıl içinde de FED faiz arttırırken dünya genelinde ne borsalar, ne değerli madenler ve diğer yatırım araçları pek yukarı gidemedi, tam tersine aşağı gitti. Ama önümüzdeki aylarda FED'in artık faiz arttırımını sonlandırması da bekleniyor. Artık ondan sonra bu fırtına dinince altın başta olmak üzere yukarı gitmek için de daha rahat bir fırsat bulur. Üçüncüsü, dünyada enflasyon yüksek, düşüyor ama bu düşüş sınırlı kalabilir. Yeterince hedeflere gitmeyebilir tüm dünyada. Böyle bir tabloda altın için bir olanak yaratır yukarı gitmesi yönünde. Çünkü altın enflasyondan da beslenir. Özetle altının ons fiyatının bu yıl içerisinde yukarı gitme ihtimali Türkiye'de de gram ya da çeyrek olsun farklı biçimlerde altının değerlenmesi için bir faktör. Döviz tarafı, kurdaki hareketlilik tarafına gelince ekonomi yönetimi şu anda döviz kurlarıyla ilgili olabildiğince mevcut dengelerin sürmesine gayret ediyor. Liralaşma stratejisi, döviz arzını dengeleyici bir takım işte sermaye girişleri, döviz müdahaleleri, bu anlamda kurda yönetilen bir kur sistemi var diyebiliriz. O açıdan en azından önümüzdeki aylarda dolar TL muhtemelen kontrollü olacak. Belki bir miktar TL'nin değer kaybı söz konusu olabilir ama olabildiğince çok güçlü bir çıkışa izin verilmeyecek gibi görünüyor. Buradan altın çok desteklenmez ama seçim sonrası kurda başka yani hareketler olabilir. Bu da altına yansıyabilir. Ben özetle hani iki unsurdan özellikle ilkbahar aylarından itibaren hem FED faiz arttırımları biteceği için
Hem de bizim seçim sonrası döneme geldiği için hani şimdi de hafif hafif kıpırdanıyor ama ilkbahar yazdan sonra belki ikinci yarıda altın içinde, döviz içinde belki daha fazla yukarı yönlü ihtimaller artabilir diye düşünüyorum. Sayın Aslanoğlu çok teşekkür ediyorum. Sayın Yumuşak size de sormak isterim. Uluslararası piyasalardaki altının ons fiyatının yükselme trendine girebileceğini söyledi Sayın Aslanoğlu. Uluslararası piyasalardaki resesyon beklentisi sonuçta altına yani güvenli limana olan kaymayı artıracak. Fed'in de zaten faiz politikası belli. Daha fazla faiz yükselimi de olmayacak önümüzdeki dönemlerde. Dolayısıyla bunlar güçlendirebilir. İç piyasalarda da yani dövizin sınırlı miktarda bu şekilde tutulabileceğini ifade etti. Sizin görüşleriniz ne yönde? Evet, aslında Erhan Hocam genel bir çerçeve çizdi. Ben de görüşlerine büyük ölçüde katılıyorum. Şu an itibariyle altının zaten hani 1700'lerden 1800'lere çıkan bir tırmanışı var ki 2000 dolarlardan geriye geldiğini düşünürsek bu yıl hakikaten kıymetli madenler için bir artış trendinin olacağı muhtemel. Tabii TL bazındaki fiyatlar üzerinde kur daha etkili oluyor. Ama nihayetinde orada da belirli bir istikrarın kazanılmış olması bu etkisini sınırlayıcı bir unsur haline getirdi. Diğer taraftan belki Türkiye özelinde de malumunuz bugün yayınlanan verilerde de gördüğümüz üzere borsa dışındaki diğer hiçbir finansal enstrüman reel bir getiri sağlayamadı. Evet. Dolayısıyla bu genel trendi de dikkate alırsak altındaki artış belki bir miktar Türkiye özelinde ona olan talebi de bir miktar arttırabilir. Ama mevcut koşullar devam ediyor iken borsa dışında reel getiri sağlayabilecek bir enstrümanın olması çok yani muhtemel gözükmüyor. Borsada tabii ki son dönemde özellikle kripto piyasalarından gelen kaynağın da oraya aktarılması beklenenin bir miktar daha üzerine çıkmasına neden oldu. Ama hani bu süreçte biraz daha dalgalı bir seyir olması muhtemel gibi gözüküyor ki işte geçtiğimiz bir hafta da hem olağanüstü düşme hem de artış izledik. Dolayısıyla bu muhtemelen seçime kadar belki bu tandansta bu seviyede olmasa bile dalgalı seyrini gösterecek gibi tahmin edilebilir. Tabii yani uygulanan ekonomi programının belki en temel özelliklerinden biri de kaynağın sermayenin üretime ve istihdama yönelmesi. Çok spekülatif enstrümanlara yönelmemesi yönünde bir tercih var. Ama diğer taraftan bu aynı zamanda da tasarrufların değerlendirilebileceği alternatifleri de sınırlamış oluyor. Aslında belki bu kapsamda yeni bazı enstrümanlar devreye sokulabilirdi. Ama bunda çok fazla hızlı hareket edilmedi. Ama önümüzdeki süreçte hakikaten kaynakların üretime kanalize edilebileceği, verimli alanlara yönlendirebileceği finansal enstrümanların çeşitlendirilmesinde ve mevcutların da derinleştirilmesinde daha faydalı bir sonuç elde edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi borsadan bahsettik. Gerçekten reel bazda en yüksek getiriyi sağlayan yatırım borsayla ilgilenenlerin eline gitmiş oldu. Şimdi KKM'den de bir sürü para gelecek. Kur korumalı mevduattan çıkan paranın borsaya yönelmesi durumunda yatırım bu nasıl etkiler borsayı, yatırımlar nasıl yönetilmeli, bu oldukça önemli bir konu. Çünkü çok sayıda küçük yatırımcının biz şu anda baktığımızda borsaya girdiğini izliyoruz. Paralarının değerini enflasyona karşı korumak amacıyla borsada büyük çalkantılar olsa da buraya girmeyi tercih ediyor. Bu riski göze alıyor yatırımcılar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kur korumalı mevduattan çıkan para da borsaya yönelirse önümüzdeki dönemlerde borsadaki süreç nasıl işler? Sayın Yumuşak, sizinle başlayalım yine. Şöyle, tabii ki dövizde belli bir istikrarın ortaya çıkması kur korumalı hesaplarda, hatta döviz hesaplarında da bir miktar çözülmeye neden oldu. Bu da haliyle başka enstrüman olmaması nedeniyle borsaya yöneldi. Ama nihai itibariyle tabii şunu da belki ifade etmek lazım. Şu anda uygulanan programın bir sonucu olarak da firmaların hem satışları hem ciroları hem karlılığında da bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu da yani borsaya olan talebi bir miktar daha arttırmış gibi gözüküyor.
Yani bu alıcılı seyir devam ettiği sürece borsada yükselme trendi devam edecektir. Zaten kaldı ki enflasyon oranında bir firmaların değerlerinde artış bekleniyor. Ama burada finansal okuryazarlığın çok ileri olmadığını da söyleyebiliriz. En azından belirli bir kesim üzerinde. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ortalama yatırımcıların miktarının 50 bin lira civarında olduğu yönünde bir veriye ulaşmıştım. Dolayısıyla bu özellikle küçük yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiği konusunu ön plana çıkarıyor. Şunu da ifade edelim. Borsa evet 2022 yılında her girene önemli ölçüde bir getiri sağladı az ya da çok. Ama bundan sonraki süreçte bunun daha dikkatlice sürdürülmesine ihtiyaç var. Çünkü hakikaten hani derinliğinde yabancı girişimcinin de kaynağında sınırlı olması volatilitesini biraz daha arttırıyor gibi gözüküyor. O kapsamda belki hisse fonlarına ya da yatırım fonlarına yönlenmesi bu riski bir miktar azaltabilir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Aslında oldukça önemli bir konuya da parmak basmış oldunuz. Çünkü borsa dediğimizde baktığımızda yatırımcıların, küçük yatırımcıların yaş aralığının da daha gençleştiğini izliyoruz. 20-30 yaş aralığına da gerilemiş durumda. Burada finansal okuryazarlık elbette devreye giriyor. Sayın Aslanoğlu size sormak isterim bu noktada. Şimdi borsada önümüzdeki dönemlerde de bir yükselişin olmasını bekliyoruz. Kur korumalı mevduattan da çıkacak olan bir para var. Yine buraya yönlenecek. Finansal okuryazarlıkla ilgili izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani normalde hep duyumlarla işte Ahmet bunu almış, buna iyi diyormuş, daha önce de kazandırmıştı şeklindeki yatırımların aslında yapılmaması gerekiyor. Daha uzun vadeli yapılması gerekiyor ama sizin de elbette söylemek istedikleriniz vardır borsaya yönelen yatırımcılar için. Nasıl yönetilmeli bu portföy? Neler önerirsiniz? Teşekkürler. Aslında siz de güzel özetlediniz. Sayın Hocam da vurgularını yaptı benzer bir şekilde. Yani borsaya, hisse senedi piyasasına yatırım yaparken hem mikro bazda hem makro bazda yani iyi bilgiye sahip olarak yatırım yapmak orta ve uzun vadede bize hep kazandırıcı yönde bir sonuç getirebilir. Bu anlamda şu anda alternatifsiz olmanın getirdiği bir taleple de gelen bir yatırımcı var. Bu anlamda çok da belki sorgulamadan gelen bir yatırım da oldu. Ama bundan sonrasında şunu belki vurgulamakta fayda var. Bir kere Türkiye'nin şirketleri, yani Avrupa gibi çok rekabetçi bir piyasaya rekabet edebilen gücü olan bir sanayimiz ya da finans sektöründe birçok gelişmiş ülkeden bile daha iyi hizmet sunabilen finans sektörümüzün olduğu, reel sektör ve finans sektörümüzün olduğu bir yapıda şirketlerimiz değerlenir. Muadillerine göre ucuzdur. Ama tarihsel ortalamalara baktığımızda son bir yılda önemli bir değerlenme ortaya çıktı. Bir şirketin hissenin değerini belirlemede şirketlerin karlılığı önemlidir. Ülkenin ve sektörlerin büyüme oranı önemlidir. Faizlerin seyri ve risk önemlidir. Bunlara baktığımızda önümüzdeki aylarda büyümede bir miktar toparlanma olsa bile iç talepte resesyona girdiğimiz bir dünyadayız. Ve Türkiye'de ihracatla da ciddi biçimde büyüyen bir ülke muhtemelen yılın tamamında aynı hızda büyüyemeyiz. Hatta ciddi yavaşlamalar olabilir. Şirket karlarına da bir buçuk yıldır olduğu gibi olumlu yansımalar gelmeyebilir. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'de hani sonuçta bir seçim sürecindeyiz. Belirsizlikler var. Politikalar, para politikası, maliye politikası çerçeveleri değişebilir. Faizler artabilir. Hani bu durumda borsalar için farklı bir anlam ifade edecektir. Yani hem risk parametreleri belirsizlikle ilgili hem faize ilişkin belirsizlikler hem de büyüme tarafı bundan sonra daha dikkatli olunması gerektiğini de bize söylüyor. Dolar bazında, döviz bazında 3 sent civarında olan bir borsamız var. Yani biraz aşağıya geriledi 2.70-2.80'lere ama 1.5-2 sentlere kadar da indiğini, oralarda kaldığını da biliyoruz. O yüzden hani dikkatli olunması gereken bir süreç. Volatil bir borsamız var. Hani gerilemeler olabilir ama orta vadede bakacak olursak kurla da hareket eden ve genelde rekabet gücü olan bir
sektörlerimiz, sanayimiz olduğu için hani orta vadede borsada kazanma ihtimali yüksek, orta ve uzun vadede, ama kısa vadede bundan sonra daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Halen önümüzdeki haftalarda alternatifsiz olması önemli bir destek verecektir. Ama geldiği değerlemeler oldukça hani tarihsel ortalamalarında belli yerlere gelmiş durumda. O açıdan daha dikkatli ve finansal okur yazarlık konusunda daha da bunun önemsenmesi gerektiği bir dönemdeyiz. İzleyenler bence büyüme nereye gidiyor? Her sektör aynı şekilde hareket etmez. Sektörlerin gidişatı ve şirket bilançolarını iyi okumayı bence bu dönemde bu yönde bir çaba harcarlarsa bundan sonraki yatırım kararlarında da daha doğru noktaya giderler. Elbette tavsiyeler, spekülasyonlar, bunlar da dikkate alınabilir. Ama hepsinin beraberce süzüldüğü ve nihai kararın yatırımcı tarafından verilmesi gereken bir yatırım türüdür borsada, her şeyden önemlisi. Ama o baştaki kısım eksik olursa bizim makro ve mikro analizlerimiz yatırımlarımızda da özellikle kısa vadede ciddi zarar riskleri de ortaya çıkabilir. Evet, mutlaka duyuma değil analize dayalı alım satım yapılması daha doğru. Bir de tabii ki vade hocam, değil mi? O da ortaya çıkıyor. Genelde hep biz böyle bugün alıp yarın satmalı ya da bir hafta elimizde tutup satmalı. Oysa borsada bir hisse senedine ortak olmak, yani o şirkete aslında ortak olmak anlamına geliyor. Bu birkaç günlük bir ortaklık değil, biraz daha uzun ve orta vadeli ortaklık olursa kazanç da o seviyede daha gerçeği yansıtan, o baktığımız analizleri daha iyi yansıtan kazançlara dönüşebilir. Çok teşekkür ediyorum bu konuda aydınlık. Bazı fiyat indirimleri yine söz konusu. Bu peki sürdürülebilir mi? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Buradaki marketlerdeki fiyat sabitleme, başka ülkelerde de benzerlerini görmüştük. Sayın Yumuşak, size sormak istiyorum. Sürdürülebilir bir yapı mıdır bu marketlerdeki fiyatların bu şekilde sabitlenmesi? Evet, enflasyonun birçok nedeni var. Bunlardan biri de özellikle Türkiye'nin 2022 yılında maruz kaldığı enflasyonun önemli bir kısmını beklentilerdeki bozulmalar oluşturuyor. Yani gelecek dönemde fiyatların daha yükseleceği beklentisi oluşunca hem toplam talepte bir artış oldu, hem de aynı zamanda maliyet gerekçesi olmadan birçok ekonomik birim, özellikle de kolaylıkla fiyatlarını arttırabilecek olanlar hızlıca bunu fiyatlara yansıttı. Bu da bir kar topu etkisi oluşturdu. Bunun kırılması için en önemli unsurlardan biri tabii ki maliyetlerdeki artışın azalması. Şu anki itibarıyla Türkiye'de hem kurdaki istikrar hem de emtia fiyatlarındaki durağanlık, hatta bazılarındaki gerileme olumlu bir ortam oluşturuyor. İkinci kısmı bunun beklenti tarafını iyi yönetebilmek. Dolayısıyla beklentilerin kırılmasıyla alakalı bu fiyat sabitleme konusunun gündemde tutulması bile bence olumlu bir etki oluşturacaktır. Hem üreticiler, satıcılar açısından hem de tüketiciler açısından. Dolayısıyla bu fiyat sabitlemeye iki yönlü bakmak lazım. Bir, psikolojik etkileri açısından, ikincisi de reel satın alma gücü açısından. Bundan sonraki süreçte zaten baz etkisi nedeniyle şu anda yıllık enflasyon oranlarında bir gerileme söz konusu. Bu bir miktar daha devam edecek. Belki %30'lara kadar. Ama esas itibariyle %30'lardan sonraki kısmını yönetmek biraz daha zorlu. Dolayısıyla birçok ekonomik kesimin bu 30'dan sonraki kısmına yönelik hazırlık yapması gerekir. Başta kamu olmak üzere. Son dönemde ekonomi yönetiminin de buna yönelik arz talep dengesizliğini giderme ve aynı zamanda da bazı temel üretim girdilerinde fiyatları sabitleme ve gerilemeye yönelik, işte yem ve gübre gibi bazı girişimlerde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu mücadelenin topyekün sürdürülmesi açısından bazı marketlerin ve firmaların fiyat sabitlemesi ne gitmesi bence doğru ve yerinde. Siz de ifade ettiniz. Şu anda Yunanistan'da da mesela hükümet 51 gıda ve temizlik ürününün fiyatını 3 ay boyunca sabitledi. Hı hı. Ve hatta gerilemesine yönelik bazı önerileri de var. Bizdeki durum henüz o aşamaya gelmedi. Yani bir
öneri var hükümet ekonomi yönetimi tarafından ama bu kararın nihayetinde firmalar kendileri veriyorlar. Dolayısıyla zaten bu maliyet ve kurdaki istikrar nedeniyle bir sabitleme olması muhtemel. Ama aynı zamanda bazı firmalar bunu bir pazarlama stratejisi olarak da değerlendiriyor olabilir. Burada tabii bunun gerçek anlamda hakikaten tüketicilerin satın alma gücünü arttırabilecek bir noktaya gelip gelmemeleri önemli. Çünkü hani sürdürülebilirliğe bu açıdan bakıldığında eğer tüketiciler bunun göstermelik olduğunu ya da satın alma güçlerinde bir etkisinin olmadığı kanaatine varırsa bu psikolojik etki zamanla ortadan kalkacaktır. Ve bundan sonraki süreçte enflasyonla mücadeleyi biraz daha zor hale de sokabilir. Dolayısıyla hani bu ince dengeyi bence tutturmakta fayda var. Dolayısıyla ekonomi yönetimine düşen rol de bu fiyat sabitlemelerin hakikaten yapılıp yapılmadığı doğru biçimde tüketicilere aktarıp aktarılmadığı noktasındaki denetimlerin yapılması. Bunun tabii etkisinin daha önemli seviyede olması için daha geniş kesimler tarafından ve daha uzun süreli olarak yapılabiliyor olması. Yani bir ay oldukça sınırlı. Peki. Eğer yapılabiliyorsa bunun 3 aya belki 6 aya çıkarılması ve daha geniş sepette ve daha geniş firmalar tarafından sahipleniyor olması bu bahsettiğimiz etkiyi hızlandıracaktır. Peki çok teşekkürler Sayın Aslanoğlu. Size de sormak isterim aslında aynı soruyu. Çünkü şu an ücret artışlarını anons ettiğimiz, yaşadığımız bir aydayız aslında. Genelde biz neyi görüyoruz? İşte asgari ücrete zam yapıldığında, emekli aylıklarına zam yapıldığında market fiyatlarında, hatta sadece market demeyelim, pek çok fiyatta özür diliyorum, aynı oranda yükselişler hep görüyoruz. Bu da neye sebep oluyor? Bütçesi küçük olan vatandaşların reel alım gücünün tekrar eski seviyesine dönmesine sebep oluyor. Sizce bu market indirimi sürdürülebilir bir adım mıdır? Sizinle görüşlerinizi alalım. Teşekkürler. Şimdi aslında baktığımızda yani fiyat kontrolleri diyelim, fiyatların sabitlenmesi enflasyonla mücadelede uygulanabilir bir yöntem olur ama bunun için öncelikle o beklentilerin enflasyonun ineceğine dair güçlü bir şekilde oluşması gerekiyor. Yani para politikası başta olmak üzere yapısal reformlar, kapsamlı bir dezenflasyon programı ve bu program enflasyonu indirir beklentisinin olduğu bir ortamda ekonominin tüm kesimleri bu fiyat ayarlamaları konusunda konsensüse varırsa, yani ücretler de mesela diyelim 3 ay boyunca %10 artacak, reel sektör, özel sektörde %8-9 fiyat arttıracak. Yani hem biz belli bir yolda gidiyoruz, bu enflasyonu düşürecek ama burada buna uygun davranalım dediğimiz ücrette, fiyatta, kamu fiyatlaması da benzer bir şekilde artarak giderse buna gelirler politikası deriz. O zaman başarıya ulaşma şansı artar. Ama şu anda Türkiye'de öncelikle hani son 1,5 yıldır enflasyonu ne yaratıyorsa onun artık olmadığını, o yani uygulanacak politikaların para politikası başta olmak üzere bu enflasyonu düşüreceğine dair bir inancın güçlü olması, o beklentinin net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Anketlerde işte enflasyonun o %5 hedefine doğru gideceği yönünde inancın güçlü olması gerekiyor. Kamunun örneğin yaptığı fiyat ayarlamalarında İşte vergi artışları olsun veya işte bir takım motorlu taşıtlar vergisi diyoruz, yeniden değerleme oranı diyoruz, harçlar diyoruz. Birçok artış oranının bununla uyumlu olması gerekir. Yani kamunun da örneğin vergi artışlarını enflasyon seneye 20 bekleniyorsa %20 yapması gerekiyor gibi. O açıdan bu bir bütündür. O bütünün içinde olabilir. Perakendecilerin fiyatları sürdürülebilir bir şekilde sabit tutabilmesi için aynı zamanda maliyetlerin de işte dediğimiz gibi ücretlerin de kontrol altında olması gerekiyor. Kontrol edemediğimiz emtia fiyatlarının sıkıntı yaratmaması gerekiyor. Yani işte petrol fiyatı artmayacak, dünya gıda fiyatı artmayacak, bakırın fiyatı artmayacak. Bu bizim elimizde değil. Artı kurlar, döviz kurlarını hep burada tutabilmemiz lazım. Hani çok uzun süre. Bunu başarabilir miyiz? İhracatçı diyor ki ben bu kurla rekabette zorlanıyorum.
Dolayısıyla hani sürdürülebilirliği açısından zorluklar var. Ama elbette peki, hani bu tür girişimler beklentileri yönetmek için bir katkı sağlar ama sürdürülebilirliği veya kapsamının çok daha güçlü olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.